Bu televizyon... Husilerin bir gemiyi vurduğu görüntüleri paylaşacağımızı söylemiştik ya, işte belki de adımlarıyla netice alan tek oluşum Husiler. Onlar işte bölgede pek çok gemiyi hedef alıp bir etki yaratmaya çalışıyorlar. Bir mesaj ortaya koymaya Hangi bandıralı çalışıyorlar. o belli değil herhalde. Panama Değil mi? Panama galiba. bandıralı. Zaten bütün gemiler Panama bandıralı Hep öyle artık çok oluyor, yani. Panama Evet. bandıralı oluyor. Ama zannediyorum İngiltere'ye ait bir gemiymiş, değil mi? Evet, Evet. petrol tankeri. Bir petrol tankeri olduğu da ifade ediliyor. Bu görüntüleri de izleyicilerimizle Küçük bir paylaşmış tekneyle sanırım saldırıyı gerçekleştirmiş. Evet, drone işte şey dronlardan. Marine drone, deniz drone'u yani. Ben izninizle şöyle bir şey söylemek istiyorum Banu. Şimdi Ardından Amerikan ve İngiliz uçakları da yine Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirmiş. Onlar bundan da çekinmiyorlar, korkmuyorlar. Amerikalılar ve İngilizler vuruyor. Onlar da işte böyle gemileri vurmaya, ticareti bloke etmeye devam ediyorlar. Buyur Metin. Şimdi ben dün de haber yayınında benzer bir bilgilendirmeyi yapmıştım. Bunu da izleyicilerimiz bir bilgilendirme olarak kabul etsin. İran'ın attığı füzeler balistik füzeler, hipersonik füzeler. Yani İsrail'in sadece demir kubbe hava savunma sistemi yok. İsrail'in demir kubbe dediği hava savunma sistemi Türkiye'de maalesef medyada sürekli övülür bir hale geldi ya da berbat bir hava savunma sistemi konusunda yorumlar yapılıyor ama İran'ın düzenlediği füze saldırısında hemen hemen hiç kullanılmayan sistem demir kubbe. Çünkü demir kubbenin 4 ila 70 kilometre yani sizin ve benim durduğumuz yerden birbirimize attığımız roketleri durduran bir sistem. İran'ın attığı balistik füzeyi, hipersonik füzeyi demir kubbe gibi bir sistemin durdurması mümkün değil. Bu arada arkadaşlar hipersonik füze dediğimiz İran'ın füzelerinin atmosferden geliyor. görüntülerini verelim. Mete'yi alalım böyle. Şu değerlendirmeyi aldık. Bu konuyla Onu ilgili durduracak değerlendirmeyi... sistemi de var. Onu anlat. Yani evet. Şeyi anlamıyorum. Davud'un sapanı yani, devreye girdi işte, ama yeterli olmadı. Sürekli 5 Mach'ın üzerindeki füzeleri durduramıyor çünkü. Yani demir kubbe dendiği zaman... İran'ın füzelerini verelim arkadaşlar. Demir kubbe en alt seviyede geleni durdurabilir. En alt seviyede yani sistem. Ve İran saldırısında hiç kullanılmamış bir sistem. Onun üst katmanı Davut'un sapanı var. Ok 1, Ok 2, Ero 2, Ero 3 var. Bunu niye anlatıyorum? Hipersonik bir füzeyi yani atmosferin uzaydan gelen bir füzeyi yörüngeye girdiği zaman zaten onun düşeceği yer belli. Ama onu vuracak yani atmosferde vuracak füze de sistem de Ok 1, Ok 2, Davut'un sapanı. Yani demir kubbenin bunu uzayı vuracak bir arkadaşlar. Kapasitesi yok ki. Yok. İran'ın neden demir füze kubbeye bu kadar böyle istiyorum. Bir... Az önce Nevatim üstüne düşen görüntüler vardı ya. Evet. Neden demir kubbeye böyle bir şey yükleniyor? Ben bunu gerçekten anlamış değilim. Ya bilgisizlikten, cahillikten ya da kasıtlı olarak yapılıyor medyada bu. Sadece Hamas'ın attığı ve kısa menzilli küçük füzelerden. Küçük füzeler. Ondan dolayı. Yani şimdi biz atmosferden bunu gördük haliyle. İşte atmosferden gelen bir füzeyi demir kubbenin düşürmesi mümkün değil ki. Şimdi reklama gideceğiz teknik ama. Teknik de değil mantık şimdi olarak bu da değil. Bu görüntüler ortada. Artık eskisi gibi işte hep konuşuyoruz ya Sayın Selvi. Eskiden özellikle Gazze'de yine sıcak anların yaşandığı dakikalarda Gazze'de gazeteci arkadaşlarımız olurdu. Onlar güvenli kabul edilen gazetecilerin konakladığı bir otelin çatısından görüntü alabilirlerdi. Sadece kadraja girebilecek noktalardan bazı bombardıman görüntülerini kayda geçirirlerdi. Ama şimdi imkanlar çok daha fazla. Evet. Herkesin elinde video kaydı yapan cep telefonları var. Bu gördükleriniz ve işte bunlar, atmosferde vurulan Davut Sapanı, Ok 1, Ok 2 Türkçesi, İsrail hava savunma sistemleri tarafına atmosferde vurulan, yere düşen İran balistik ya da hipersonik füzelerinin yanarak düşen parçaları. Yerde açılan çukurlar da bunların devasa boyutta silindirler düşünün. Toprağa çarpmasıyla oluşan kriterler. Aslında bunlar isabet vurulmuş. Avrupa'da anlamına mı geliyor? Şimdi bir taraf diyor ki 200 vurulmuş. Tane yani füze yolladılar. Bir taraf diyor ki bir kısmı. Yani. Bir kısmının isabet aldığını görüyoruz. Ama İran %90'ının isabet aldığını söylüyor. Nevatim, ya bakın isabet dediğiniz Nevatim'de var. Bizde de görüntüler var. Birazdan bağını şey yapar. Ama izninizle şunu söyleyeyim bakın. Bu çok önemli bir bilgi. İsrail savunma sistemlerinin hepsi Akdeniz'de, Kızıldeniz'de... Şu görüntüyü baştan oynatabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi işte bir taraf diyor 200 füze atıldı, bir taraf diyor 500 füze atıldı. Bir taraf diyor işte 200 180. bile değil 180 falan. Bir taraf diyor hepsini etkisiz hale getirdik. Amerikan uçakları kalktı şöyle böyle. Bir taraf diyor %80, ondan sonra %90'a çıkardılar isabet oranını. Biz şunu biliyoruz. Daha önceki bombardımanda bütün... İşte füzeler, dronlar falan havada yok edilmişti. Yere düştüğü ana dair görüntüde paylaşamamıştık. Az önceki görüntünün
başına dönecek olursak arkadaşlar, o yere düştüğü, yani bir yerlere isabet ettiği anların sayısız görüntüsü var. Görüntüsü biz bile var, sadece bu cep telefonu görüntülerinden en az 20, 30, 40, 50 tane füzenin yere düştüğü, yani bir yerleri tahrip şimdi, ettiğini. İşte bakın mesela burada bunların hepsi yere düşüyor işte. Düşüyor. Bak şöyle bir şey var. Şimdi 3 dalga halinde 100'er tane atıldığı zaman bu sistemler yoruluyor. Ben de onu söylemeye çalıştım. İsrail hava savunma sistemi Amerikan donanmasıyla entegre, senkronize. Yani bu Kızıldeniz'de savaş gemileri, Amerikan muhrikleri niye duruyorun cevabını aslında burada arıyoruz. Çünkü bu Davut'un sapanı demir kubbe değil. Yani demir kubbe buradan hiçbir yerinde yok. Ok 1, Ok 2, Davut sapanı dediğin atmosfer üstü. Yani 400 kilometre üzerindeki füzeleri vuruyor. Yetersiz kaldığı için Amerikan donanması SM-3 denen önleyici füzeler atıyor. Bu gördükleriniz de aynı mantık. Banu ile bizim olduğumuz yere düşeceğini anladığı anda Akdeniz'den uçak gemileri ya da savaş gemileri bizi koruyacak şekilde füzeyle vuruyor, indiriyor. Bu görüntüler onlar. Ama boş yere, buraya, araziye düşecekse pas geçiyor. Çünkü atmosferden düştüğü, düşeceği yeri hesaplıyor. Ama bazı sapan atıyorum. Bazı havalanlarını, 3 havalanını isabet ettirdiler. Bakın hocam. Arkadaşım, sapan atıyorum. Mossad'ın karargahının 150 metre yakınına. 850 metre. 150 metre dedi. 850 isim, metre. Olabilir ama yani isim 150 dediği için şey. Yok, burada arkadaşlarımız hakikaten çok yakın isabet olduğunu İsabet değil. Yani. Havada vurulan füze yere düşüyor hocam. Havada vurulduktan sonra kalan enkaz krater yapıyor. Mete Bey, hepsi öyle değil. Bazıları da isabet etmiş. Hocam yani isabeti var ki, bakın. Hepsi vuruldu, demiyorum. Onların kovanları düştü diyorsunuz. Hocam Nebati üstünde var. Ediyor. 3 tane var. Ben hiçbir şey ifade... Ben onu düzeltmiyorum. Ben şunu düzeltiyorum. Diyorum ki isabet oranı tabii ki var. Balistik füze atıyorsun. Tabii ki bir şey olacak. Bu kadar 300 tane füzeyi savunma sistemi kaldıramaz Mete, ki. Mete, teknik bir soru sormak istiyorum. Şu anda diyorsun ki bunlar zaten havada vurulmuş olan füzeler. Şu anda görüntüler. Şu anda mesela bak düşüyor. Normalde bu nitelikli bir füze eğer yani patlayıcısıyla beraber düşseydi o zaman çok büyük bir yangınla karşılaşmaz mıydık? Ama tabii, bakın burada bir kısmı yani şu boş kovan düştüğünde orada öyle bir patlama meydana getirmez. Burada, hocam aynı şeyi söylüyorum işte yanan havada atmosferde yanarak iniyor. Hayır şöyle ona itiraz etmiyor ama bazısı düştüğü yerde şiddetli bir patlama meydana getiriyor. İşte o patlama yok. Bir tek nöbetim üstünde bir tek hangarın tepesinde var o. Yok hocam burada izliyoruz yapmayın o kadar yani. Hocam bunlar yanan gelenler. Bir kısmı yananlar biraz önce de düştüğü yerde bir patlama meydana getirenler vardı. Hayır hocam silindir geldiği zaman o krater açıyor. Şöyle ama o gelir bak vuruyor patlama meydana getiriyor bir de. Hocam yer görüntülerine... Yani askeri uzman içimizde olsaydı... Hocam askeri uzmanlıkta değil ki. Ben ona bırakırdım ama bakın bir kısmı... 5 senedir füze takip ediyoruz yani ve... bunu bilmiyorsak zaten programa çıkmayalım yani. Çok özür diliyorum bir araya gitmemiz gerekiyor hakikaten. Orada patlama meydana getirdi vurduğunda... Bak şimdi hocam, o düşenler var diyorum tabii değildir. Ki. Tabii ki isabet oranı var. Olmaz olur mu? Ama benim söylemek istediğim Amerika ile entegre sistem bu İsrail savunmasının tek başına üstlendiği bir şey değil. Amerika'dan destek alarak bu ancak İran saldırısını kaldırabildi. Tamam öfkelenmeyelim. Burada bir ara verelim. Aranın ardından tekrar bu başlıkla devam edeceğiz. Şimdi, ya inşallah umarım çok fazlasını vurmuştur diyerek biz niyetimizi belirtelim tabii, yani. Şimdi İran, İnşallah vurmuştur. İran vurabildiğini ama, gösterdi. Evet, belki vurmuştur yani. Başlıklara biraz daha fazla patlayıcı koyup başka bir hazırlık içerisinde olduğunu varsa, da. Yok, az olduğu söyleniyor. Koysun. Az olduğu söyleniyor. Evet onu söylüyor pek çok uzman yani söylüyor. Mümkünse biz İran rejiminden Humus'ta yaptığının bir benzerini, hiç olmazsa onda birini falan yapmasını istiyoruz. Madem böyle bir gücünüz var, onu Humus'ta yaptığınızın onda birini Tel Aviv'de yapın lütfen. Peki bir aramız var, aranın ardından devam edeceğiz. Ama bu arada İsrail nasıl bir karşılık verecek? Amerika Birleşik Devletleri bu karşılığın içerisinde nerede olacak? Elbette bu da konuşacağımız başlıklardan biri. Kısa bir ara, az sonra buradayız.